Bu elimde gördüğünüz bir şarjı dikey süpürgenin gövdesi. Bu da bataryası. Ve bu ikisi bir araya geldiğinde şarjı dikey süpürgelerin çok büyük bir sorununu çözüyorlar. Bu videoda konuğumuz Bosch Unlimited 7. Evet, süpürgemiz bu arkadaşlar. Kutuyu birlikte açalım, içeriğine birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi kutunun içeriğini görüyorsunuz masada. Açıkçası bir dikey süpürge, dikey şarjı süpürge için kutudan epey aparat çıkıyor diyebilirim. Özellikle şu başlık oldukça iş gören bir başlık. Böyle eşyaların kör noktaları olur ya da koltuğunuz ya da farklı mobilyalarınız yerden çok yüksek değildir. Altını süpürmeniz gerekiyordur. Bu başlığı kullanarak kolayca kıvrıldığı için, sağa sola giriş yapabildiği için çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Burada bir tane klavye ve çekmeceler için toz alıcı bir başlık bulunuyor. Burada mobilyalar için kullanabileceğiniz XX large bir mobilya başlığımız var. Burada şu kıvrılan ucun daha küçük ve daha kompakt bir hali var. Bu da standartlardan biri zaten. Burada da şurada gördüğünüz büyük ucun daha küçüğü ve daha hassas yüzeyleri için olanı var. Ucunda da bir fırça var, şöyle kolaylıkla çıkartabildiğiniz. Daha hassas yüzeylerde bu ucu kullanarak temizlik yapabiliyorsunuz. Bunun dışında neydi bu süpürgenin en büyük olayı? Tabii ki şarj olayıydı. Burada gördüğünüz şarj paketi değiştirilebilir. Şarj paketlerinden birisi bu süpürgeye ait. Ancak bunun yerine Bosch'un diğer ürünlerinde de kullanılan, şarjı matkaplarda da kullanılan bataryaları bu süpürgede kullanabiliyorsunuz. Şöyle bunu da koyalım. Burada görüyoruz şarj aleti var. Burada bir duvara askı ve aynı zamanda şarj olmasını sağlayacak bir aparat görüyoruz, şarj doku görüyoruz. Burada da süpürgemizin 10 yıl garantili motorunun yer aldığı ana makina, ana gövdesi yer alıyor. Burada zaten görüyoruz turbo spin motor detayları döşenmiş. Batarya hemen burada gördüğünüz gibi buraya takılıyor. Ve kolay bir şekilde bu süpürge kullanıma hazır hale geliyor. Şimdi isterseniz daha fazla uzatmadan ofis ve araç temizliğine birlikte geçelim. Evet arkadaşlar, geldik. Ofisimizin en üst katındayız. Burada bizim emektar bir koltuğumuz, çilekeş bir de halımız var. Başına neler geldiğini eski videoları izleyenler biliyordur zaten. Halı gördüğünüz gibi gayet pis durumda. O yüzden ayakkabıyla basıyorum, hani yanlış anlaşılmasın. Şimdi gelin isterseniz Bosch Unlimited 7 ile birlikte hem halıyı hem de koltuğu bir temizleyelim. Süpürgenin bize neler sunduğunu böylece hep birlikte görmüş olacağız. Temizliğe başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmam lazım. Ben aşağıda kutu açılışında da söyledim bunu ama bu cihazda Bosch Unlimited 7'de 3 farklı temizlik modu var arkadaşlar. Burada görüyorsunuz zaten istediğiniz zaman bu temizlik modları arasında bu buton aracılığıyla geçiş yapabiliyorsunuz. Modlardan ilki Eco, ikincisi de Turbo. Eco ve Turbo birisi düşük güç tüketim yapan ve daha böyle nispeten temiz yüzeylerde kullanabileceğiniz bir mod. Turbo ise böyle iri partiküllü ve tozlu ortamlarda kullanabileceğiniz bir mod. Son mod ise bu süpürgenin en güzel olaylarından birisi. Otomatik mod. Otomatik modu aldığınız zaman süpürge süpürdüğünüz zemini algılayarak kendisi Eco ve Turbo modları arasında geçiş yapabiliyor arkadaşlar. Şimdi gelin süpürgenin test aşamasında hem modlarını görelim hem de temizlik performansını. Evet dostlar, gördüğünüz halının ne halde olduğunu öncesinde ve temizlik sonrasında. Ama bizi bu yetmez, bizi bu kesmez. Biz şartları biraz daha zorlaştıralım istedik. Ben abladan böyle kahve, çay, iri tanecikli tuz istedim. Hepsi burada var. Şimdi gelin bunu halının üstüne bir dökelim, bir de öyle deneyelim. Arkadaşlar, koltuk ve halı ne haldeydi ve ne hale geldi zaten siz gözlerinizle gördünüz. Ben biraz süpürgeyi tutan ve temizliği yapan kişi olarak deneyimden de kısaca bahsetmek istiyorum size. Açıkçası süpürgenin gövdesinin 1.4 kilogram ağırlığında olduğunu söylemiştik videonun başında ama ben temizlik sırasında bu hafifliğin o kadar çok avantaj sağlayacağını beklemiyordum. Halı ve koltuğu süpürürken içinde çok güçlü bir motor bulunduğu için ve çok fazla çekiş gücü
sağladığı için temizlik esnasında bu hafiflik sizin epey işinize geliyor. Süpürge, çekiş yaparken eğer gövde ağır olsaydı ben temizliği yarıda kesebilirdim. Normalde bu tip bir temizliği farklı bir süpürgeyle yapıyor olsam muhtemelen çok fazla yorulurdum. Evet dostlar, yukarıda baktık, böyle haznemiz hazır, boş yerimiz var, bataryamız var. Dedik ki bir de arabamızı temizleyelim. Bakalım araba temizliğini de tamamladıktan sonra hazneden neler çıkacak, hep birlikte görmüş olacağız. Böyle araç içinde kullanabileceğiniz güzel bir uç var. Bu aynı zamanda klavye, işte böyle takılarınızı, saatlerinizi koyduğunuz ya da işte çok böyle küçük eşyaların bulunduğu çekmeceler için de ideal bir uç. Şöyle küçük borular var. Tozu pisi çekiyor ama nesneleri çekmiyor. Biz de aracın böyle konsolunda, torpidosunda bunu kullanacağız. Evet dostlar, biz hem tek bir bataryayla hem de tek bir hazneyle ofisin bir bölümünü ve arabanın içini temizlemeyi başardık. Buraya kadar elde ettiğim deneyimle ben süpürge hakkını verebiliyor diyebilirim size. Şimdi gelin bir de haznenin içine bakalım neler çıkacak. Evet, araba temizliğinden sonra da haznenin durumu şöyle arkadaşlar. Neredeyse maksimuma yaklaştı, yani haznemiz doldu diyebiliriz artık. Şimdi gelin Bosch Unlimited 7'nin hazne temizliği nasıl yapılıyor bir de ona bakalım. Oldukça basit. Şuraya bir tane ufak bir tuş koymuşlar. Buna bastığınız ve ikiye ayırdığınız zaman otomatik olarak gövde ikiye bölünüyor. Batarya ve motor birimi burada kalıyor. Burada da filtre ve hazne elimde. Şöyle yavaşça tutup çektiğiniz zaman, yani bunun içinde yaklaşık 1,5 bardak böyle tozdur, çaydır, kahvedir. O pislikler var. Bir de bu halının ve çevresindeki doğal pislikler var. Arabanın pisliği var. Yani oradan bir pay biçin istiyorum. Epeyce ağır olduğunu söyleyebilirim. Epey bir temizlik toplamış. Hatta burada filtrenin kendi gövde izi bile kalmış. Şimdi şöyle boşaltalım. Hazneyi boşalttıktan sonra bu birimi ayrıca kenara köşeye koyup yıkayabiliyorsunuz. Bir koltuk, bir halı ve bir arabanın iç temizliği böyle. Tabii ekstrem koşullarda dahil. Normalde zaten ev koşullarında öyle bir pisliğin oluşması çok çok zor eğer evinizi sık sık süpürüyorsanız. Buradan bakınca da Bosch Unlimited 7'nin işinizi kolaylaştırdığını ve temizlik sürecini hızlandırdığını bir kez daha söylemem gerekiyor. Şimdi hazneyi çıkardık, bir de filtresine yakından bakalım istiyorum. Bu şekilde çıkartıp koyuyorum. Yani gördüğünüz ortamda olmayan saçlar da bu halının üstünden herhalde filtreye kadar gelmiş durumda. Bu elimde gördüğünüz filtre kapağını da ayrıca yıkayıp tekrar kullanabiliyorsunuz. Ve yıkanılabilir olan bir komponenti daha var bu süpürgenin. Şu gördüğünüz filtre kısmı. Temizlerken oldukça kolay bir aksiyon planlamış Bosch. Şöyle bir tasarım yapmışlar. Bu filtrelerin en büyük sorununu da bu şekilde çözdüklerini söyleyebilirim. Tabii bunu evinizin içinde yapmanızı tavsiye etmem hiçbir şekilde. Bunu kullanınca filtrenin arasında kalmış tozlar ve pislikler de böyle çıkmış oluyor. Filtre ve hazne temizliğini yaptıktan sonra da bu şekilde geriye takabiliyoruz kolay bir şekilde. Diyelim bu süpürgenin en güzel olaylarından birisi şu batarya kısmı. Tabii ki bu batarya bitince süpürgeyi tekrar şarja takıp uzun saatler beklemenize gerek yok temizliğe devam etmek için. Elinizde Bosch'un diğer şarjlı el aletleriyle uyumlu 18 voltluk bir batarya daha varsa ya da bunu başka bir yerden edindiyseniz bu süpürgede kolaylıkla kullanıp temizliğe kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Filtre ve hazne temizliğini yaptıktan sonra çıkardığınız gibi bunu da tekrar geriye takabiliyorsunuz. Diyelim ve videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Bu videoda konuğumuz Bosch Unlimited 7. Kablosuz dikey süpürgeydi arkadaşlar. Ama bu kablosuz süpürgenin batarya desteği sayesinde en büyük sorunlardan birini çözmüş olduğunu hep birlikte gördük. Bu batarya maksimum 40 dakikalık temizlik imkanı sunuyor size ve bizim de yaptığımız temizlik yaklaşık 40 dakikaya yakındı. Bunun içerisinde koltuk, halı ve araba da dahil olmak üzere söylüyorum. Diyelim ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Süpürge hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Ve ayrıca açıklamalardaki bağlantıya tıklayarak ürüne siz de göz atıp satın alabilirsiniz. Diyelim ve artık videomuzun sonuna gelelim. Başka bir videoda görüşmek üzere.